Merhaba sevgili dostlarım, ben astroloğunuz Özlem Recep. 8 Mayıs'ta bir yeni ay gerçekleşecek. Bilmediğiniz konular var. Haydi bakalım hepsini anlatalım. Koç burcu ve yükselen koç burçları. İlişkinle alakalı, beraberliğinle alakalı problemler mi var? Yoksa bir ayrılık mı yaşadın? Şimdi yeniden doğma vakti. Özel hayatınla alakalı fırsatlar seninle birlikteyken maddiyatın artıyor. Boğa burcu. Ailenin içerisinde sıkıntılar varsa ya da özel hayatına karışan bir ebeveynlerin bulunuyorsa şimdi bu döngü içerisinde toparlanacağınız bir sürecin içerisinden geçeceksiniz. Ev alım satımları gündemde, imaj bakımla alakalı olan konularda fırsatların var. İkizler burcu. İlahi bir sistem senin yanında, bilmiyorum farkında mısın? Görmediklerini görebilir, duymadıklarını duyabilirsin bu döngü içerisinde. Eğitim alanında bazı fırsatlar seninle birlikteyken belki de taşınmayla alakalı, uzak yerlere taşınma fikriyle alakalı bir süreç başlıyor olabilir. Yengeç burcu. Parasal anlamdaki konularda fırsatların aslında bulunuyor. Bazı krizleri hadi bakalım şimdi lehine çevirme vakti. Kalabalıkların içerisinde isminden bahsederken çoğaldığını fark edeceksin ve dileklerin, duaların bir anda gerçekleşecek. Aslan burcu. İlişkilerin açısından sıkıntı yaşadığın her türlü konuyla alakalı bir bitiş döngüsü var. Şimdi kariyerine destek verecek olan beraberlikler, ortaklıkların vaktiymiş gibi görünüyor. Belki de yabancılardan destek alabilirsin. Özel hayatınla alakalı aileden de desteği alacaksın gibi görünüyor. Başak burcu. Geçtiğimiz yaz aylarında yaşadığın bir kayıp ya da bir sıkıntı, bir hastalık bulunuyorsa ya da alamadığın bazı hakların varsa şimdi toparlanma vakti, sağlığınla alakalı toparlanma vakti, alamadığın haklarını almayla alakalı fırsatlar seninle birlikteyken uzak yolculuklar gündeminde. Peki teraziler? Sevgili terazi burçları, yalnızlaştığın noktalarda çoğalacağın bir enerjiyle birlikte küllerinden yeniden doğacaksın sevgili terazi. Gayrimenkul alım satımlarıyla alakalı fırsatlar seninle birlikte. Akrepler, iş hayatındaki krizleri şimdi lehine çevirme vaktiymiş gibi görünüyor. Ortaklı projelerle alakalı desteklenirken özel hayatınla alakalı bazı çıkmazlar yaşıyorsan bir anda evlenme teklifi ya da belki de beraberliğinizle alakalı geleceğe yönelik adımlar atmakla alakalı fırsatların bulunabilirmiş gibi görünüyor. Akreplerden sonra yay burçlarına geçiyoruz. İş hayatıyla alakalı bazı fırsatlar var. Bu fırsatlar uzak ülkelerde olabilir ya da yurt dışıyla bağlantılı olabilir. Bunları iyi değerlendirirsen fena olmaz sevgili yay burcu. Sağlığınla alakalı olan konularda da toparlanma süreci içerisinden geçebilirmişsin gibi görünüyor. Oğlaklar, sevgili oğlaklar, gayrimenkul alım satımlarıyla alakalı çok büyük fırsatlarınız bulunuyor. Özel hayatla alakalı geçtiğimiz 6 ay içerisinde bir beraberlik başladıysa olumlu nitelikte olacak olan bazı fırsatlar varken aynı zamanda hayatın merkezinde olan her türlü konu ve kişiyle alakalı şansın yeniden dönecekmiş gibi görünüyor. Kalbi yalnız olan oğlaklar şimdi aşkı bulacaklar. Kova burçları, ev alım satımlarıyla alakalı konular gündeminde. Eski beraberliklerle alakalı olan konularda bazı sıkıntılar bulunuyorsa eğer ki şimdi belki tekrardan kavuşma, tekrardan bir karşılaşma, belki de bu beraberliği bir fırsat verme, bir şans tanıma döngüsü olabilirmiş gibi görünüyor. Peki balık burçlarına geçersek eğer ki sevgili balık burçları, sağlığınla alakalı olan yaşadığın korkunç olaylar bulunuyorsa, sıkıntılı olaylar bulunuyorsa lütfen kendini üzme. Bu döngüde kendini toparlandığın bir süreci yaşayacaksın. Hayatının içerisinde merkezde olacak olan kişileri ve konuları sen seçeceksin. Kısa yolculuklar, anlaşmalar da gündemindeymiş gibi görünürken araba alım satımlarıyla alakalı bazı fırsatlar bulunuyor efendim. Ve 12 burcu sizler için değerlendirdim sevgili dostlarım. Boğa yeni ayı umulmadık fırsatları size getirirken şans kapılarını aralasın diliyorum.